insan neslinin bir üyesiyseniz, günün birinde bir konuşma yapma olasılığınız var demektir. Belki hiç konuşma yapmadınız. Belki de çok ürkeksiniz. Bunun bir hastalık olduğunu ergenliğe geçerken fark ettim. Tüm arkadaşlarımın sesleri kalınlaşıyordu. Benimki hala inceydi, bir çocuk sesi gibiydi. Psikolojim kötü etkilemeye başladı. İnce olduğu için toplumdan kendimi soyutladım. Asosyal olmaya başladım gitgide. Konuşmadığım için artık sesim daha da kötü olmaya başlamıştı. Bir başka bir hastanede bu böyle bir terapi olduğunu ve Tarun hocamızın bu terapiyi yaptığını söyledi. Biz daha sonra buraya gelip tedaviye başladık. Şimdi sesim düzeldi ve sesimden çok memnunum. Artık daha sosyalleşebilirim, arkadaşlıklarına karışabilirim. Her şey değişti, sesi değişti, psikolojisi değişti, evdeki hal ve hareketleri değişti. Hayatta benim teklifimim böyle gençlerin Tarhun Hoca'yla tanışıp seslerinin düzelmesini biliyorum. Yunus kardeşimizin hastalığı ergenliğe ulaşmış, hatta bitirmek üzere. Ama sesi tam oturmamış bir ses teli hastalığı diyebiliriz mutasyonal falsettoya. Eğer bu ses bu aşamada müdahale edilmezse ne yazık ki ileride de kalıcı ses bozukluklarına, ince sesli bir erkek çocuğuna kavuşmak mümkün oluyor. Öteki tarafta da psikolojik ve sosyal problemler de beraberinde getiriyor bu hastalığın ve gittikçe de büyüyerek bu devam ediyor. Önce hastalığımızın nereden kaynaklandığını bulmak için videolaringostroboskopik muayenemizi yaptı ve hemen üstüne giderek o ses terapi teknikleriyle daha ilk seansta biz bunu başarmaya başladık. Yunus'un sesini çok farklı bir yere getirdi. Eskiden mesela şiir okuyamazdım ya da sesli bir şey yapamazdım, kitap okuyamazdım. Sesim sürekli gidip gelirdi ve ince olduğu için utanırdım. Utandığım için de bozuluyordu sesim sürekli. Şimdi daha rahat ve güzel bir şekilde okuyabileceğimi düşünüyorum. Mutluyum sesimden.